Selam Merkezi. Bugünkü videomuzun konusu 11. sınıf matematik kaynak önerileri. Şimdi çok fazla yorum gelmişti 11. sınıflarla ilgili kaynak önerisi yapmam konusunda. Ben de bu yorumları değerlendirdim. Zaten bizim kanalımız biliyorsunuz küçük bir kanal. Sponsorsuz kullandığım kaynaklardan yola çıkarak sizlere bir kaynak önerisi videosu hazırladım. Matematik aslında ayete matematik anlamında çok önemli, çok kıymetli. Ayete matematiğin kalbidir diyebiliriz 11. sınıf için. Şimdi 11. sınıf öğrencilerinin nasıl ders çalışması gerektiğiyle ilgili bir video hazırlamıştım. Yani AYT-TYT dengesini nasıl götürecekler, yıl içinde ne tür çalışmalar yapmalılarla ilgili bir video hazırlamıştım. Bunu yukarı bırakacağım, oradan izleyebilirsiniz. Şimdi bugünkü videomuzun konusu kaynaklar. Şimdi kaynak seçiminin ne kadar önemli olduğundan da daha önce bahsetmiştim. Seviyenize uygun kaynakla başlamanız aslında size yol almanız anlamında çok büyük katkı sağlayacaktır. Şimdi özellikle ben başlangıç seviyesinde olan arkadaşların fasikül kullanmasını çok isterim. Genel olarak fasiküller öğrencileri geliştiren kaynaklardı. Ve bu fasiküllerde de tabii ki Gür Yayınları'nın fasikülleri çok 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 iyi. Belki de hani Türkiye'deki ilk fasikül çalışmalarını yapan kaynaklardan biridir Gür Yayınları. Uzun yıllardır da kullanıyorum. Yani o yüzden gönül rahatlığıyla da Gür Yayınları'nın fasiküllerini, öğreten serisi fasiküllerini size tavsiye ederim. Tabii bunları şimdi bölüm bölüm inceleyeceğiz. Yani temel düzey, orta ve ileri düzey. Yani kolay, zor, kolay, orta ve zor olarak hangi kaynakları kullanmalısınız? Onlara bakacağız şimdi birlikte. Evet, kolay yani başlangıç seviyesindeki kaynaklar ne kullanabilirsiniz? Sonuç yayınları fasikülleri. Gerçekten hani matematik öğrenmek istiyorsanız, artık 11 oldum, aklım başıma geldi, YKS sürecine girdim, ben artık eksiklerimi kapatmak istiyorum, 11'i 11'de öğrenmek istiyorum diyorsanız ve temeliniz de yoksa 9-10'dan, 11. sınıfta bu sonuç yayınları fasiküllerini tavsiye ederim size. Güzel bir yol alacaksınızdır mutlaka. Veya çap fasikülleri de olabilir. Çap fasikülleri de gayet güzeldir. Bunları kullandım ben. Okyanus 40 seansta bunu da kullandım. Her 3 kitabı da kullandım. Başlangıç seviyesi için oldukça iyidir. Sıralamamı da aynen bu şekilde söyleyebilirim size. Hani önceliğiniz sonuç, sonra çap, sonra da okyanus olarak yapabilirsiniz. Bir tanesi yeterli tabii. Siz tercihinizi kendiniz yapacaksınız. Şimdi orta düzey kaynaklar için tabii ki ilk tercihim her zaman Gür Yayınları'nın öğreten serisi fasikülleri, Master serisi diye geçiyor. Yenilendi bu sene bunlar. Çok güzel, konu özetli, öğreten soruları çok güzel, öğreten testleri var, devamında da karma testleri var. Gerçekten Gür Yayınları bence bu fasikül üzerine piyasanın en iyisi. Alabilirsiniz bunu. Ama yani ben böyle fasikül tarzı değil de soru bankası istiyorum, soru çözeceğim sadece, konu özetine ihtiyaç duymuyorum diyorsanız da bilgisayar malını ya da Karakök soru bankasını kullanabilirsiniz. Bu arada gene fasikül olarak Aydın Yayınları'nın fasikülleri de gerçekten çok güzeldir. Çok deneyimli bir yayın grubudur Aydın Yayınları. Bunu da tavsiye ederim. Kullanabilirsiniz. Gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Evet, geldik. Şimdi şöyle düşünün, 11. sınıfta temel ya da orta düzey bir kaynakla ilerlediniz. Artık dönem sonuna geldiniz. Artık genel bir tekrar yapmak istiyorsunuz. Bir tık üstüne çıkmak istiyorsunuz. Bir zor kaynak, yani ortanın üzeri bir kaynakla ilerlemenizi öneririm. Bu konuda da size iki tane önerim olacak. Endemik Yayınları'nın 11. sınıf matematik soru bankası ya da Metin Yayınları'nın soru bankası. Şimdi Endemik Yayınları'nın soru bankasını geçen yıl 11. sınıflarla konu tekrarında kullandık. Yani baştan sona çözdük bu kitabın sorularını. Dolayısıyla çok rahat, gönül rahatlığıyla bunu söyleyebilirim size. Oldukça sizi iyi geliştirecektir. ÖSYM soru tarzına çok yakın sorulardan hazırlanmıştır. Eminim beğeneceksiniz ama zorlar bakın. Zaten zor seviye. Metin Yayınları'nı derste kullanmadım. Bunu sadece inceledim ama bunun soruları da çoğunlukla zor sorulardan oluşmuştu. Bu iki yayın
ayından birini kullanarak kendinizin gelişimini bir kat daha artırabilirsiniz. Artık kendinize uygun hangi kaynaklar size uygunsa o sıralamayla çalışın. Burada disiplinli olmak, azimli olmak, istikrarlı olmak önemli. Başarı bunların devamında mutlaka gelecektir. Hepinize bol matematikli günler dilerim. Hoşça kalın.